Kamurça hoş geldiniz. Paref diyerek başlayalım her zamanki gibi programımıza. Bu hafta da yine farklı bir konu ve konukla karşınızdayım. Öncelikle bu haftanın gündemi, yani bu programın yayınlandığı gün bizim Surpas Vazadin bayramımız kutlanır. Onu da konuşacağız. Biraz gündeme de bakacağız ama konuğum Murat Mıhçı olacak. Aktivist, HDK ve HDP parti meclis üyesi. Hoş geldin Murat. Hemen bir hoş geldin diyeyim. Doğru söyledim değil mi? Parti meclis üyesisin artık. Hayır şu an parti meclis üyesi falan diyeyim. Sadece ikinci dönem hem parti meclis üyesi hem de merkez yürütme kurulu üyesi oldum iki dönem. Tamam. Şu an sadece Halklar İnançlar Komisyonu'nda görev alıyorum. Tamam. Düzeltiyi de yapmış olduk. Bu arada bayramını da kutlarım. Senle yayın öncesi konuşuyorduk. Bugün bizim Üzüm Bayramı. Yani aslında Üzüm Bayramı halk arasında öyle biliniyor ama Surpas Vazadin, yani Meryem Ana'nın göğe yükselişini kutluyor. Sadece Ermeniler de değil. İstersen gel programa başlamadan, Konya Ermenilerini seninle konuşmaya başlamadan, çünkü bu hafta senin ses getiren Konya Ermenileri yazın ve daha doğrusu senin ataların aslında yazdığın, bunu konuşacağız ama hani gündemde bu olduğu için biraz onlardan da konuşacağız. Halklar İlaçlar Komisyonu'nda olduğun için seninle daha önce yaptığımız ırkçılık, nefret söylemi görüşmesini ve programına da atıfta bulunacağız. Çünkü bu konu hiç bitmiyor. Birçok yeni konu oldu yine bu haftada. İstersen gel önce bir Surpas Vazadin'le ilgili haberimizi ekranlara getirelim. Yine orada da bu nefret söylemi ve ayrımcılığı ilgilendirecek bir konuya da rastlayacağız. Sümele Manastırı ile ilgili. Surpas Vazadin kutlanıyor bugün. Gelin haberimizi izleyelim. Hristiyanlar bugün Meryem Ana'nın göğe yükselişini ve Üzüm Bayramı'nı kutluyor. Ermeni Kilisesi'nde Üzüm Bayramı olarak da bilinen Meryem Ana'nın göğe yükseliş gününde ayinin ardından üzümü kutsanarak halka dağıtılıyor. Türkiye Ermenileri Patriği Hak Maşalyan, Hatay Vakıflıköy'deki ayinlere başkanlık etti. Vakıflıköy'ü her yıl bu tarihlerde geleneksel şenliklere de ev sahipliği yapıyor. Kurulan harisa kazanları tüm gün ve gece kaynadıktan sonra üzümün kutsanmasıyla birlikte ziyaretçilerle paylaşılıyor. Rum toplumu içinse bugün Sümela Manastırı'nın kutsal günü. Patrik Bartolomeo, Trabzon Sümela Manastırı'ndaki ayine başkanlık etti. Ekümenik Patrik Bartolomeo'nun ruhbanlığa atanmasının 60. yıl dönümü dün bir şükran ayiniyle kutlandı. Tören bundan tam 60 yıl önce olduğu gibi Patrik Hazretlerinin doğduğu yer olan Gökçeada'da Diyakon takdis edildiği Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleşti. Trabzon Sümela Manastırı'nda yapılacak ayin için Türkiye'ye gelen Yunanistan Pontuslular Federasyonu Başkanı George Varitimiadis'in ülkeye girişine izin verilmedi. Yunanistan, Ankara'ya protesto mektubu gönderdi. Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontuslular Federasyonu Başkanı George Varitimiadis, İstanbul Havaalanı'nda gözaltına alındı. Evet, Surpas Vazadin Üzüm Bayramı. Bizim aslında üzüm orucumuzun bittiği gün. Bağ bozumu diyebiliriz. Bir anlamda diyelim pagan dönemden gelen gelenekleri Hristiyanlığa adapte etmiş olan Ermenilerde bağ bozumu Surpas Vazadin Meryem Ana yortusu olarak kutlanıyor bu şekilde. İlginç bir detay vardı Murat, bunu da seninle paylaşmak istiyorum. Sümele Manastırı'na gelmek isteyen Pontus Federasyonu Başkanı'na izin vermemişler. Bir de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına almışlar. Sonra da sınır dışı etmişler. Hani istenmeyen insan muamelesi. Yine burada da bir ayrımcılık. Yani bayram kutlamasında bile bir şey çıkıyor. Yani gerçekten anlaşılır gibi değil. Yani aslında anlaşılır gibi değildir kelimesi belki hata oldu ama cümleye başlarken... Sadece şöyle bir şey başlayayım. Bulunduğum yer İstanbul'da Prens Adaları'nın olduğu ve Ermenilerin çok olduğu bir yer. Kınalıada'dayım. Ve bulunduğum ortamda tamamen neredeyse ağırlıklı Ermenilerin yaşadığı bir mahalledeyim, adadayım. Ve bugün ise burada coşkuyla bir üzüm kutlanması yaşıyor ve açıkçası bugün bulunduğum bu alanda kötü haberlerin hiç kulağıma gelmediği bir yer
Ve dolayısıyla bu puanı Pontus konusunda Pontus'la arkadaşın durumunu inan yeni şimdi duydum. Ama hiç şaşırmadım. Yani bu benzer hikayeler hep ne yazık ki var. Evet, gelip de burada bir üzüm kutlaması, Meryem Ana'nın ismini anmış olması demek ki ülkenin bölünmez ve bütünlüğüne bir zarar verecek diye korku yaşanıyor. Böyle bir vahim bir anlayış ve böyle bir vahim uluslararası bir diplomasi yaşatıyor diyor. Yani bunu anlamak gerçekten çok zor. Evet, bir de çok da ilginç bir şey. Sabahtan beri diğer kanallara da bakıyorum. Hep haberlerde özellikle mesela diyelim merkez medya ya da işte diyelim iktidara, hükümete yakın medya organlarının hepsi bu bayramın nasıl olur da Trabzon'un kurtuluşu olan 15 Ağustos'a denk geldiğini konuşuyorlar. Ya aslında bayramın oraya denk gelmesi değil, Trabzon'un neden o gün kurtulduğunu konuşmamız gerekmiyor mu? Aslında ben inanıyorum Trabzon'da yaşayan birçok bu sistemin yarattığı bilinçsizlik sayesinde bu sözleri söyleyen, bu anlayışı uygulayan insanların Trabzon adının da eski bir Rumca, Yunanca'dan gelme olduğunu duysalar Trabzon demekten de vazgeçeceklerini düşünüyorum. Ayrıca kullandıkları dilinin de antik bir Yunan dili olduğunu da bilseler, bazılarının yerel dillerini kullananların nasıl bir tavır yaparlar bilmiyorum. Tabii geçmişlerini araştırdıklarında eğer oraya göç etmedilerse, orada kendini yerli olan görenlerin de sözlerine bu Pontuslularla olan akrabalıklarının ne kadar yakın olduklarını veya o sülaleden geldiklerini muhtemelen görecektirler. Ama vahim olan hepsinden öte, yani bilinç, bırakın halk bu bilince getirildi, evet. Ama bir diplomasi olarak bir Pontusluğun, bir vatandaşın ülkeye girişi tamamının diplomasi açısından da büyük bir skandal. Sanırım bu Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesine olan o tepkilerden sonra aynı tepkileri bu arkadaşlar da bu şekilde verecekler. Bilemiyorum, çok gerçekten çok üzgünüm. Bir yandan da böyle üzgün başlayarak ama güzel ve umutla başlayalım. Çünkü üzümün bizim biraz sonraki konuşacağımız konuyla, yani Konyalılarla ilgili çok geçmişi var. Bulunduğumuz, benim olduğum Konyaeli'de eti kabartmaları var ve bulunan bütün kilise motiflerinde üzüm her daim var. Ve üzüm, o dediğim, biraz önce söylediğim gibi paganizm döneminden beridir bu coğrafyanın en kutsal ürünü ve bu bir hareketi de bir anlamıyla temsil ediyor. Evet. Zenginlik olarak görülen bir şey. Bir yandan da tabii Aziz Meryem'in de bugün isim günü ve anma günü. Buradan da başta kaybettiğim ninem olmak üzere bütün Meryem adını taşıyan, Mayram adını taşıyan insanların da isim gününü kutlamış olayım. Çok güzel oldu, çok güzel bağladın Murat. Böylelikle Konya konusuna geçebiliriz. Yani buradan Meryem nineyi, yayayı, Meryem yayayı anarak senin, şimdi hep böyle derler ya, Konya'da Ermeni mi vardı? Aslında Konya, çünkü Orta Anadolu diyelim coğrafi olarak, Orta Anadolu bölgesinde çok fazla böyle turist giden bir yer değil orası. Yani ne bileyim, Yozgat'a, Tokat'a, işte Ankara'nın biraz güneyine, Burdur diyecektim şeye, ya da diyelim Bartın gibi biraz daha öyle kıyıda köşede kalmış yerlere çok fazla gitmiyorlardı insanlar. Dolayısıyla da göz önünde olmuyor. Ben de 2015 yılında yolum Konya'ya düşmüştü. O zaman şaşırmıştım. Bilecik'ten sonra gitmiştim. Şaşırmıştım çünkü yollarda insanlar, yani arabayla giderken insanlara sorduğunuzda halen Ermenice isimleriyle yerleri size tarif ediyorlar. Papaz Çeşmesi diyorlar. İşte gidiyorsun bakıyorsun, çeşme zaten bir Ermenice yazıt var. Şimdi Konya'da Ermeni mi vardı diye soranlara ne diyeceğiz? Her yerde olduğu gibi Konya'da da Ermeni vardı. Ve Ermeni'nin dışında, yani bu biraz önce gerçekten konu ettiğimiz Pontuslu kişinin yaşadığı o dramdan sonra ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Hatta affedersiniz, Rum da vardı.
Yani daha yerikliyim. Ermeniden de fazla Rum vardı. Ve ne yazık ki oranın o adı dahil olmak üzere bir yanıyla Rumcadan gelme. Yani Konya ve eski Bizans hatları Konya'nın geçmişinde bugün kendi Anadolu kültürü ve yerel kültür olarak Türk kültürü diye bilinen şeylerin aslında çoğunun Rum kültürü, Yunan kültürü, Bizans kültürü olduğunu söylemekte gelmem. En bilindik şarkısı Konyalım Konyalım, Konyalı'dan başkasına bastırmam şarkısı da bildiğiniz gibi bir Rumca bir parça ve dolayısıyla aslında tamamıyla aslında bugün kendi öz kültürü zannedilen kolların çoğu aslında Rum ve az da olsa Ermeni kültüründen geldiğini söylemem gerekir. Peki 12 milyon. Evet. Evet lütfen devam et. 12 bin Ermeni olduğunu söyleyecektin herhalde değil mi? 12 bin evet Konya'da 12 bin Ermeni yaşamaktaymış 1915 öncesi. Daha geçmişteki tarihe tabii girmeyelim çok uzun bir konuya girer ama toz ve gaz bulutlarına girmiş oluruz ama şöyle anlatayım. 1915 öncesinde 12 milyon Ermeni'nin yaşadığını biliyoruz. Bunun en ağırlıklı olan yeri ilçe olan sancağa bağlı olan Akşehir'de var. 5000 civarında Ermeni var. Merkezde Alaaddin Tepesi'ne yakın ki bugün Alaaddin Tepesi'nde özellikle Mevlana'nın o motiflerinin bulunan o yerlerde 4000-4500 civarında Ermeni'nin olduğunu biliyoruz. Bunların içerisinde Ilgın'da var. Çok az sayıda diğer ilçelerde var. Benim memleketim olan Konyaeli'de de 1015 kişi Ermeni yaşıyormuş. Yine Konya merkeze bağlı merkezde 6000 tane Ermeni Rum'un yaşadığı söyleniyor. Yani 4000 civarında Rum Ermeni yaşarken 6000 civarında da Rum yaşıyormuş. Bunlara baktığımız zaman bir de tabii daha geçmişte de Karamanlılar var ve buralarda da Ermeni ve Rumlar yaşadığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi Konya deyince tabii işte Mevlana ve bir sürü şey geliyor akla insanların ilk. Ben evet. O zaman araştırdığımda ve mahallelerde Konya merkezde dolaştığımda hep böyle bir Ermeni terzi, kalaycı, öyle meslekleriyle anılan Konyalılardan bahsediyorlardı. Ve işte sonuçta biraz böyle hoşgörünün kenti Konya gibi işte biz beraber yaşıyorduk deseler de aslında 1915'te en sert olayların yaşandığı yerlerden de biri olmuş. Peki şuradan şunu sormak istiyorum ben sana. Sen mesela kendi tarihini nereden öğrendin? Yani biraz önce Meryem Yaya'dan bahsettik ama mesela Konya ile ilişkilenmen nasıl oldu? Yani sana çocukluktan beri anlatılan bir şey mi bu? Yoksa sonra mesela keşfettin ve anladın? Aslında şöyle bir şey. Benim ailem 1950'lerin sonlarında İstanbul'a göç etmişler. Daha öncesinde de hem İstanbul'da Kadıköy'de hem de Ereğli'de belli bir süre yaşamışlar. Fakat ailem tamamen özellikle babam ve ailem hem mamam hem babam olmak üzere hepsi Ereğli oldukları için biraz o kültürle büyüdük ve oradaki dostluklarla da büyüdük. Yani hiç aslında bağı kalmadı. Babam ölene kadar bir anıyla Ereğli'nin misyoneri gibiydi Türkiye'de. Gerçekten oradaki belediye başkanlarıyla olan diyalogları, halkla olan diyalogları ve ilk defa da Ereğli'nin tarihi yapılırken de birinci belgesel olarak da babam üzerinden çekildi ve dolayısıyla aslında ben Ereğli'yle büyüdüm diyebilirim. İlk gidişim askerlik dönemimde oldu. Askerlik dönemindeki yoklamamı babam özellikle yaptırmaya gitti. O saate kadar çok Ereğli'ye gitmek istememiştim 18-19 yaşına kadar. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Benim de aynı samimi olduğumuz dostlarımız vardı ama çok öyle değildi. Ve biraz o dönemlerde şimdiki gibi hafif saçım uzundu. Berbere gittim ki Konya'da saçımı kestireyim. Yanıma heavy metal dinleyen ve üstünde o tişörtleri taşıyan bir arkadaş daha kestiriyordu. Dedim ya Ereğli'ye gideceğim, saçımı kes, işte şu olmasın bu olmasın.
Dedi ki abi ben de Ereğli'liyim ve ben burada Ereğli'den geldim, bu saçlarla sıkıntı yaşamazsın dedi. Şimdi ben iyice böyle bir şaşırdı ya, o şaşırdım. Otobüse bindik, babam emanet ettiği bir arkadaş çıktı tesadüf. Ereğli Spor'un kalecisiymiş. O zamanki gene bir önceki kalecisi de Ermeni kaleciymiş. Onu da tanıyor. Beni otobüse bindiler. Otobüsten Ereğli'ye gittiğimde normalden 3 saat önce Ereğli'ye gittim. Adam beni aldı ve götürdü evine. Yer masasını kurdu. Ve bir kızı da vardı. Kızını dedi ki yanına oturabilirsin, o senin kardeşin. Çok enteresandır. Biz Ermenilere dair böyle bir şey var. Belki çok muhafazakar olanlar bir başka erkeğin yanında değil, ama biz Ermenilerle ilgili olan bir durumda tamamen bu bir ilk defa değil, çok defa benzer hikayelerle oldu ve oturdu. Daha sonrası bir kafile geldi ve bunların içerisinde belediye başkan yardımcısı olmak üzere beni aldılar. Bahsettiği yani şaka gibi 8 tane araba ve bunların içerisinde böyle bir şey. Ereğli'yi bilmeyenler için söyleyeyim. Normalde siyasi tercihleri doğru yerde olsaydı il olabilecek bir yer. Ve ben orada ilk ziyaret etmek istediğim Konya Ereğli Ermeni mezarlığı oldu. Çok enteresan, herkes orada yatanları benden daha iyi tanıyordu. Ve gerçekten böyle bir hikaye ve o günden sonra aslında Ereğli'nin nasıl olduğunu ve Ereğli'nin benim içimdeki yerini fark ettim. Daha enteresan, yani muhtemelen Saroyan'ın hikayesini ve filmini seyretmişsinizdir ve oradaki de bir şey vardır. Gitmediğiniz çeşmenin aslında suyun tadını biliyor olmak veya yediğiniz o yemediğiniz o ağacın dutun tadını hissediyor olmak. Sanırım ben orada da aynı duyguları, o filmdeki o duyguları ben de yaşadım. Çünkü nerede hangi çeşme ve hangi nerede su içer ve dedem nerede yapar, nerede bizimkiler piknik yaparlarmış, nerede nasıl bir şeyler yaparlarmış, hangi üzümü, efendim nerenin uzun kabağıyla yemek yapılırmış, hepsini biliyordum ve gittiğim o yerleri aslında önceden sanki çalışmış gibiydim. Ve o günden sonra aslında Ereğli ile bağlantım bu şekilde oldu. Peki sen dedin ya benden iyi tanıyorlardı, hepsiyle tanışıklardı, evet. Zaten mezarka diye. Gerçekten böyle bir tanışıklık var mı, yoksa komşuluk düzeyinde bir şeyden mi bahsediyoruz? Şimdi şöyle, aslında Ereğli'nin izinden tarihine biraz girmek istiyorum. Ereğli biraz Konya'nın diğer ilçelerinden çok daha farklı. Hatta İstanbul Türkiye'de çok daha farklı. Yani biz Konyalı Ereğli Ermeniler, biraz önce bahsettin ya, zor bir 1915 dönemi yaşandılar. Biz Ereğliler o kadar büyük bir zorluk yaşamamışız. Çünkü bizim o komşularımız, o birçok ildeki ve birçok ilçedeki komşular gibi olmamışlar. Nasıl olmamışlar? Örnek o dönemki belediye başkanımız Deli Mustafa diye tabir edilen çok da kitaplarda, hatta Boyalı Mezarı'nda soykırım üzerinde konuşulurken çok da öne çıkan kişidir. Bizim kafileye bir toplantı olur. O toplantıda 1915'in Otalat'ın programlı şeyinden sonra bütün belediyedeki, bütün o sancaktaki Ermenilerin olduğu yerdekiler bir toplantı yaparlar. Toplantıda işte o dönemki Ereğli'nin yetkili olan kişisi Deli Mustafa denen kişi tepki verir ve der ki bizim Ereğli'deki Ermenilerin hepsi fakirdir, açtır, bize zararları yok. Gidecek olsa ne fırınımız kalır, ne işte doktorumuz kalır, ne bilmem neyimiz kalır. Ben demiş der, hiçbirini göndermem. Onun üzerine buna tepki verirler. Siz kendinize yapın, Ereğliler de kendine uyanı yapacaktır der. Ve şeye döner, döner ve meydanda halkı toplar ve der ki Ereğli'deki der gavuz köy mü olur der. Yani biz pilavsak onlar tuzu yağdır der. Ben bunların hiçbirini bırakmayacağım der. Aslında bu anlayış Ereğli'nin tarihinde hep var. Ya bugüne kadar var. Çok enteresan bir hikaye. Rumlardan kalan bir Dedeköy diye bir köy var. İvriz'e yakın bir köy. İvriz'i de şöyle anlatmak istiyorum. İvriz dünyadaki ilk ziraat kabartmasının olduğu yerdir. Yani böyle bir tarih var aslında. Ve onda da üzüm vardır. Buğday ve üzüm vardır. Ereğli'ye yakın o köyde eski bir Rum kilisesi. Daha sonrasında bizimkilerin yazlık alanlarına dönüşmüş.
yazlık alanlarında olduğu yerde o kilise olarak kullanırlarmış. Sonra tabi burada yıllar sonra hiç ne Ermeni kaldı ne Rum kaldı, zaten yok, Rum kalmamış, daha önce gitmiş. Şey ne derler, altı şu anda cami olarak kullanılıyor, üstünde restore etmişler, kilise olarak duruyor. Caminin hocası her iki tarafı da biz gittiğimiz zaman kilisenin anahtarını veriyor. Çok tertemiz, düzgün bir kilise halinde, küçük bir yer kilise olarak, altı da şey olarak duruyor. Ve köy tamamen muhafazakar bir köy. Ama onu restore edenler de o köyün halkı. Ve aslında halen daha bizimkileri tanıyan, son işte 2016 yılındaydı sanırım gittiğimizde, yolumuzu kesip de sohbet eden insanlar var. İller biz, yani biz Ermeniler arasında biraz şanslıyız. Hatta Konyalılar arasında da çok şanslıyız. Bu altı cami üstü kilise dediği nasıl oluyor? Yani yapının üstüne yeniden bir şey mi yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Hayır, böyle bir şey, bir Rum yapısı. Çok küçük bir aslında kilise gibi, şapel gibi bir şey. İki katlı bir şey. Yan tarafında bir merdiven var ve üst tarafı, acaba belki de o sahne kısmını mı kapattılar? Hiç bilemiyorum. Altı biraz daha mescitimsi bir şey. Üsttekileri daha Rum kilise motiflerini taşıyan küçük bir yer. Ama yani tamam, çok böyle kilise havası olmuyor gibi olsa da onun kilise olarak, psikolojik olarak da o halk orayı restore etmiş kendi bildikleri gibi. Duruyor ve biz girdiğimiz zaman gidin duanızı edin diye anahtarı veriyor caminin hocası. Çok da güzel. Peki buradan hareketle birazcık da şey sormak istiyorum. Peki sonrasında, yani 1915 sonrasında orada kalan Ermeniler, gelenler, sen şimdi dedin ki 1950'lerde gelmiş İstanbul'a dedin bizimkiler. Dolayısıyla nasıl bir hava varmış, nasıl yaşamışlar Ereğli'de? Ve sonra mesela geldikten sonra tekrar gittiniz mi? Ya ailecek ziyaretleriniz oldu mu, ya da geride kalan oldu mu? Şöyle biraz daha geriye gideyim. 1915'te Deli Mustafa dediğimiz, özellikle Deli Mustafa lakabı benzer tepkileri var. Kendi bildiğinden şaşmayan biri ve aileyle halen, onun ailesiyle halen görüşürüz. Ve torunları avukatlığımı da olmuştur. Daha hatta çok sonrasında torunu benim bir mahkememde beni savunmuştur ve kurtarmıştır beni. Haksız yere bir mahkeme yaşamıştım. Evet. Ve gene bir nefret söylemi üzerinden bir mahkemeydi. Ve ikinci celsede kurtarmıştım ve çıkışta dedi ki, ya biz Murat, bizim sülaleyi sizi mi kurtaracak diye böyle bir esprisi de yapmışlardı. 1915 öncesindeki bu olaydan sonra yine de baskılar sonucu Ereğli'den de bir kafile aslında ölüm yürüyüşüne gidiyor. Az bir kafile içerisinde benim ailem de var. Ve bu Ulukışla tarafına geliyor. Ulukışla'da ayrılırken orada tesadüfi bir şekilde dedemin babasının bir tanıdığına rastlıyorlar, bir asker. Diyor ki, usta biz sizin ekmeğinizi çok yedik, lütfen bunu yapmayalım. Siz hiç Derizora değil, bugünkü bu çok bilinen o Derizora denilen yere, Suriye'deki, sizi Şam'a yollayalım. Bizimkiler Şam'a doğru yol alıyorlar. Evet. Evet, herhalde ufak bir donma oldu. Biz o sırada biraz toplayalım. Hem Konya Ermenilerinden bahsediyordu Murat. Bağlantılarda oluyor böyle şeyler. Ama şuradan bir anlatayım ben de. Mesela Konya Ermenileriyle ilgili aslında Samson Özer Arat'ın da memleketi. Samson Özer Arat da Konyalı bir Ermeni. Özer Arat ailesi. Son 5 kişi kalmışlar 1970'lerde. Kendisi o dönem hikayesini şöyle anlatıyordu. O 5 kişi de merkezde, Konya merkezdeki Ermeni mahallesinde yatıyor. Bir de Ekmekçi Hayk'ın hikayesi var Konya'dan bahsederken. Ekmekçi Hayk koyu bir Hristiyan, eşi de Yerenuhi Buğdaycı diye. Hayk Müslüman olarak ölüyor. Nasıl Müslüman olarak ölüyor? Yatakta hastayken, eşi çoktan vefat etmişken Hayk'ın yanına geliyorlar arkadaşları mahalleden ve Ekmekçi Hayk'a diyorlar ki, son isteğin olarak Müslüman olmak ister misin diyorlar. Sonra kimse görmüyor. Samson Özer Arat anlatımına göre kimse görmüyor ama odadan çıkanlar diyor ki şehadet getirdi ve
Müslüman oldu diyorlar. Hoş, yani Müslüman olmak önemli mi değil mi o tartışılır ama niye Ekmekçi Aik son hayatının son günlerinde Müslüman olmak istesin? O da ilginç bir hikaye olarak aktarılıyor. 1987 Memleket Gazetesi Hilal Seyhan anlatıyor bu aktarımı da. 1987'de vefat eden Ekmekçi Haygı Konya'nın. Murat geri gelmiş. Murat, evet, kaldığın yerden devam et lütfen. Yani demek istediğim, bizimkiler oraya gidiyor ve Şam'a geliyorlar. Şam'da ciddi anlamda bir kendilerini kurtardıktan sonra bir terzi dükkanı açıyorlar. Ve terzi dükkanı açtıktan sonra orada kendi yaşamlarını bir sürdürmeye çalışırken tesadüfi şekilde bir Konya Ereğlili ve o zamanın Ağa sülalesinden biri tesadüf bir şekilde oraya esir düşüyor. Osmanlı Arap Savaşı diyorlar o zaman anlatımı. Arap Savaşı'nda esir düşüyor. Bizim aile onu fark ediyor. Onu içeri alıyorlar. Yıkıyorlar, bitinden arındırıyorlar. Bitinden arındıran insan 24 saat uyutulmazmış. Ve onu düzelttikten sonra, kendine getirdikten sonra, bir ay 45 gün kaldıktan sonra bunu şeye gönderiyorlar. Tekrar cebine para verip Ereğli'ye gönderiyorlar. Bu çok halen çok büyük bir sülaledir ve dedemin öldüğünde babama, babamın öldüğünde de bana aile ulaştı ve her daim böyle o dostluk, barış söylemlerimizi geçirdi. Ereğliler 1950'lerde ne yazık ki soykırımdan sonra dönenlerin, yani her şey çok güzel değil aslında bir yanıyla, çok güzel şeyler anlatıyor gibiyim ama tabii mülklerini kaybetmişler. Mülkleri muhacirlara deniliyor, muhacirlara verilmiş. Bir bölümü dönmüş, bir bölümü Şam ve Suriye'den, bazıları Ermenistan tarafına geçenler olmuş. Ama dönenler belli bir süre daha yaşamışlar. Yaşadıkları ortamlarda çok büyük sorun yaşamamışlar. Tabii kiliseler yıkılmış. Son kilise de yine 1950'lerde sanırım yıkılmış. Hatta bu da annemin bağışladığı bir arsanın üzerinde, ailesinin bağışladığı bir arsanın üzerinde yapılıymış. Hatta annem oradaki kalan o artıklarla oynadığını anlatır. Ve döndüklerinde artık belli bir süre papaz ve Ermenice eğitim alabilecekleri çok yer kalmamış. Ondan sonra üzülerek de olsa yavaş yavaş göçler başlamış. Hı hı. Yani şu anda orada Ereğli Ermeni mezarlığı dışında Ereğli'de tabii Ermeni yok. Ama en son Ermeni bir iki kişi vardı orada yaşayan. Onlar da öldü. Ve açıkçası böyle ne bileyim 80'lerde, 50'lerde, 60'larda bir zorlamayla dönme halleri yok. Sadece kendi kültürlerinin ve bir de tabii evlenme sorunları yaşamaya başlamış gençler. Bunlardan çekincelerinden dolayı büyük şehirde zaten çoğunun bir ayağı buradaymış. Yani Ereğliler aslında Ereğli'de yaşarken çoğu İstanbul'dan da bağlantıları, Ankara'yla da bağlantıları hep var. Hepsi aslında gidip gelen insanlarmış. Burada çoğu işte diğer Ermeniler gibi ne bileyim Patrikhane'nin etrafındaki o alanlara gitmemişler. Hisar'a yerleşmişler İstanbul'da. Gedikpaşa'ya yerleşmişler ve Kadıköy'e yerleşmişler ve bunları kendi imkanları doğrultusunda yapmışlar. Bizim böyle bir geçmişimiz, ayrıcalığımız var. Ama Konyalı'yı konuşuyoruz. Konyalı Ermeniler için aynı şeyleri söylemem ne yazık ki mümkün değil. O dediğim gibi 12 bin nüfuslu o 1915 öncesindeki Ermenilerin en fazla kalanı ki en az olanlardan bir tanesi Ereğli. Ne yazık ki onlar yok. Akşehirli ben Ermeni hiç tanımıyorum. Bozkırlı birkaç kişi var. Aksaraylı belki 10-15 var. Onlar da 1915 sonrasında memleketleri yerine Ereğli'ye yerleşmeye gelmişler. Hatta kendi memleketlerine döndükten sonra Ereğli'ye geldiklerini, biz Paris'e geldik mi diye kendilerinin espri yaptıklarını biliriz. Yani biraz daha o Konya'nın içerisi. Konya'da Konyalı Ermeni bahsettiğim biraz önce sanırım kesildi. Özer Arat sülalesini sanırım anlatıyordum. Evet. Özer Arat sülalesi dışında da Konyalı tanıyabileceğiniz çok insanın olmadığını biliyorum. Yani o da çok ünlü bir aile. Konyalı Ermeni çok az.
Hatta şöyle anlatayım. 5-6 yıl evvel Konya'da bir akademisyen arkadaş Amerika'ya gittikten sonra Konya üzerine bir kitap yazdı. O kitapta Konyalılar üzerinde konuşabildiği tek kişi babam oldu. Çünkü çok Konya üzerine konuşabilecek Konya'da Ermeni'de, Konyalı Ermeni'de ne yazık ki yok. Evet, bir anlamda şimdi hani Özer Aratlar'dan bahsettik ya, onu da söyleyelim. Samson Özer Arat kimdir? Türkiye-Ermenistan ilişkileri içinde çok önemli bir yer tutan biri Samson Özer Arat. Alparslan Türkeş'i görüştürenler, Terpetrosyan'la görüştürenler arasında, sonrasında hep böyle devlet katındaki ilişkilerde hep çok diyelim, hem tercümanlık olsun, dostane ilişkilerin kurulmasında olsun çok önemli yeri vardır. Buradan da analım. Yani sanatçılık olmuyor. Yönlerini de o ailenin, tabii şairlik, sanatçılık yönlerini de ben biliyorum ve bence Konyalı Ermenileri konuşurken aileye değinmemek çok büyük hata olur. Ben bu anlamda hakikaten bu vurguyu vermeniz çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, evet, çok iyi oldu bunu da oraya eklememiz. Peki başka bir şuradan da devam etmek iyi olur diye. Şimdi ilişkimiz yok, kesiliyor. Böyle çok fazla hani artık merkeze geldikten sonra artık kalsalar da, var olsalar da Ermenilerin ilişkileri hep kesiliyor ve hep kilise etrafında yoğunlaşıyor. İstanbul'da da Patrikhane etrafında yoğunlaşıyor. İşte sen de şimdi mesela Kınalıada'dasın ve Kınalıada'dan bir Ermeni toplumu bir bayram gününde oradan konuşuyoruz seninle. Bu kilise ve etrafında toplanma, İstanbul'a gelme, göç, halklar ve inanışlar ve inançlar, bunların çok önemli bir birliktelik olgusu yaratıyor. Yani o belki de dininin etrafında toplanmasa Ermeni toplumu çoktan yok olmuş olacaktı diye geliyor. Bu bayramlar da, hele ki biz böyle Surpas Vezin Uzun Bayramı'nda konuşunca bu bayramlar da biraz buna yardımcı oluyor gibi. Ne düşünüyorsun? Hem de sen bu konuda çalışmalar yapıyorsun. Biraz önce de konuşuyorduk yine bir Süryanilerle ilgili bir haber konuşurken hemen telefona sarılıp birini aradın. Bu ilişkiler birbirimiz arasında çok önemli belki de. Sen şimdi Konya'yı anlatırken oradaki Rumlardan da bahsediyorsun. Bir birliktelik vardı yani. Evet, yani ben açıkçası bu konuda çok önem veriyorum. Yani böyle bir şeyin birlikte yaşamak kültürü açısından toplumlara mesajların biraz geçmiş tarihlerden verilmesinden de yanayım. Çünkü geçmişte sıkıntılar, çok şeyler yaşandı ama bir yanıyla da iyi şeyler de vardı. Biraz bunları da hatırlamak gerekir. Bir ikincisi en önemli şey tarihten yüzleşme. Yani bugün baktığınız zaman bu ülkenin, bu coğrafyanın kadim halkları, kurucu unsurlarının neden olmadığını sorgulamak bence gelecek açısından, azınlıklar için değil ama az olanlar için değil ama çok olanlar için çok daha önemli. Bunu şuradan da görüyoruz. Bugün baktığımız zaman bu kültürlerin artık unutulmaya başlaması ve görülmemesi sayesinde aslında tekçi anlayış bir anıyla da çok olanların da biraz daha az olanları yıkması ve yemesi anlamına gelmiyor. Sistem bunun üzerine kurulmaya başlanıyor. Bu doğru bir sistem değil yani. Bugün baktığınız zaman bu sistemi yaratanlar, bu işten nemalananlar, bu nemalanmaların önüne geçmek adına da elimden geldiğince mücadele vermeye çalışıyorum. Evet, Hristiyanlar açısından kültür bir yanıyla çok önemli ama bir yanıyla da bu coğrafyanın kültürünü aslında biraz hatırlatmak istiyoruz. Ne kadar hatırlatırsak toplum nezdinde birbirlerini tanımak aslında çok daha yerinde olacaktır. Ben 2014 seçimleri, Haziran ve Kasım seçimlerinde HDP'li milletvekili adayıydım. Daha öncesinde belediye meclis adayıydım Kadıköy'de. Ve bu alanda kendimiz dışındakilerin, başka toplumlar dışındaki yerlerin ziyaretlerimizde o diyaloğun ne kadar askıda olduğunu ve unutulduğunu fark ettim. Bu açıdan bu inanışların varlığı çok önemli. Hı hı. Diğer yandan da kilise
dernek ve okul üçgeni aslında Ermeni toplumunun gittiği her yerlerinde var ve kültürlerini bu şekilde sağlamaya çalışıyor. Aslında kilise sadece bir kilise, özellikle Ermenistan dışında sanırım değil. Sen de bunu takdir edersin. Tabii. Toplum olarak elimizde kalan ciddi olarak tek resmi kurumumuz olarak, en üst kurumumuz olarak düşünebiliriz. Orada toplumun birbiriyle kaynaşması açısından da çok önemli. Zaten bu nedenle de ben açıkçası Türkiye Ermenilerinin en büyük sorununun işte özellikle siyasi anlamda vakıf seçimleri ve kiliselerin patrik seçimlerinin neden müdahale edildiğinde bu açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Başında o tekrar habere dönüp onu söyleyeceğim ve çok üzüldüm. O Rum Pontuslu arkadaşın ülkeye sokulmaması aslında Türkiye'de yaşayan öteki görülenlerin bir anlamıyla portatifi mikro ölçekle görünümü olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz bu açıdan da sıkıntılı. Evet, şimdi seni bulmuşken aslında seninle o kadar çok şey konuşulabilir ki. Biz Konya'yı bahane ettik. Hem Surpas Vazazin Meryem Ana'yı konuştuk hem biraz diğer konuları. Şimdi bu Konya'daki durumu kapatıp yeni bir şey açmadan, bir pencere açmadan önce Konya'dan bir fotoğraf vardı senin yazında kullanılan. Onu da konuşalım istiyorum. O fotoğrafı arkadaşlar ekrana getirirlerse orada bir okuldan, bir Ermeni okulundan. Hani var mıydık yok muyduk diye konuşurken bakın bu kadar da kalabalık bir okul var yani. Bina, okul, her Ermenilerin yaşadığı her yerde o dönemde böyle bir aydınlanma süreci olduğundan 1800'lerin sonunda tam da bu aydınlanma sürecinin sonunda böyle okul fotoğrafları çekiliyor. Öğretmenler, öğrenciler hepsi beraber burada da görüyoruz. Bu da Konya'dan bir Ermeni okulu fotoğrafı diye paylaşalım. Senin yazında da paylaşılmıştı diye. Burayı şöyle tamamlamak istiyorum. Şimdi din, inançlar, halklar bahsederken işte vakıf seçimlerinden neden müdahale edildiğine ve bunun siyasi ilişkilerinden bahsederken sen bir yandan da aklıma şu geldi. Bir de mezarlıklara yapılan saldırılar var. Sen beni davet etmiştin. Senin sayende ben de tanışmıştım. Ölülere Saygı Platformu ile ilgili ve bu paneller serisiyle ilgili bir çalışma da yapılıyordu. Şimdi bu defineciler ve mezarlıklara saldırılar çok fazla oluyor. Ve bu konuda da bir şeyler söylemek gerekiyor belki. Hani programı tamamlamaya yaklaştık çünkü bunu söylemeden kalmasın diyorum. Sen ekranını, kameranı açtın. Bugün sana kötü haberler veriyorum ama bir kötü haberim de yine Ankara'daki Sincan Ermeni Mezarlığı'ndan var. Yine defineciler girmişler. Ama sağ olsun birileri sahip çıkmaya çalışmış. Gitmiş orada haber ajanslarına konuşmuşlar ve en azından birileri takip ediyor demek ki diye düşünüyorum. O haberi seyredelim, sonra seninle biraz da bu mezarlıklar ve definecileri konuşalım. Ankara Sincan'da bulunan tarihi Stanoz Ermeni Mezarlığı definecilerin hedefinde. Geçtiğimiz yıllarda da defineciler tarafından tahrip edilen 600 yıllık geçmişe sahip mezarlık yine defineciler tarafından kazıldı. İnsan kemikleri ortaya saçıldı. Olayı fotoğraf çekmek için mezarlığa giden tarihçi Erdinç Akgül fark etti. Durumu polise ve belediye yetkililerine bildirdi. Yapılan incelemeler sonucu mezarların sadece bir kısmı kapatıldı. Akgül, ekiplerin yaptığı çalışmaların özensizliğine dikkati çekti. İnsan kemiklerinin hala dışarıda olduğunu söyledi. Maksat burada kesinlikle hem mezar taşlarının korunması hem de insan cenazelerinin bu şekilde yerlere saçılmamasıydı. Ama bugün geldiğimizde tekrar mezarların tamamının kapatılmadığını ve insan kemiklerinin dışarıda olduğunu gene gördük. Mezarlığın bulunduğu bölgenin aslında Ermeni köyü olduğunu belirtti. Burası yaklaşık olarak 600 yıllık bir Ermeni köyü. Kilikya göçüyle Anadolu topraklarına gelmiş Ermeni ailelerin yaşadığı bir köy. Burası 1914-1915'e kadar aktif hayatta olan bir Ermeni köyüydü. Mezarlığa sürekli yapılan saldırıları hatırlattı. Yetkililerin ilgisizliğinden yakındı. Ben iki mezar görmüştüm. Bugün fark ettiğimiz mezarla beraber üç mezara çık ama geri dönük bir inceleme yaptığım zaman bu mezarlığın düzenli olarak tahrip edildiğinin bilgileri hep basına yansımıştı. İkinci derece sit alanı olmasına rağmen kurumlar tarafından koruma altına alınmamış bir alan burası. Bu çevrede gördüğünüzde kendi telleri yaklaşık 10 sene önce
Sincanlı bir iş adamı tarafından yapıldığını öğrendim. Gelinen noktada mezarlığın tarihe yapılan saldırının ve ihmalkarlığın müzesi haline dönüştüğünü söyledi. Yetkililerden bölgenin koruma altına alınmasını istedi. Müzeye alınması gereken, korunması gereken kalitede mezar taşları ama maalesef defineciler tarafından tarihimizin nasıl tahrip edildiğini canlı şekilde gördüğümüz bir açık hava müzesi haline dönüşmüş. Yetkililerden ricamız hani buranın hızlı bir şekilde koruma altına alınması gerektiğinden yanadır. Evet, Ankara Sincan'daki Ermeni mezarlığından görüntüler ekranlarınıza getirdik. Aslında bu mezarlık Ankara bir süredir gündemde. Ankara'daki mezarlıklarla ilgili işte TOKİ yapılmak isteniyordu ya da toplu konutta başka inşaatlar vardı ama Sincan mezarlığı bu yeni bir durum. Oraya fotoğraf çekmeye giden biri fark ediyor. Bir anlamda aslında yaz döneminde bu definecilik faaliyeti bir hız kazanıyor. Eskiden turist gelen yerlere daha çok yapılırdı. Turistleri, Ermeni turistleri takip ederlerdi. Ama şimdi artık her yerde. Bir anlamda ölüye de saygı yok. Kazdıklarını da yerine koymadan sanki bir şey çıkmasa da bir yani bir saygı göstermeden gidiyorlar. Tabii bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor ama nasıl bir çalışma yapılması gerekiyor onu da bilmiyorum. Murat sen neler düşünüyorsun? Salih, bu konu var ya benim 5-6 yıldır ilgilendiğim bir konu. MHK üyesi olduğum gün bir yere yemeğe gitmiştim. Yemekte bir fotoğraf çeken arkadaş buraya dair bana bilgi aktardı ve ben kendi örgütümle beraber burayı ilçe başkanımızdan ziyarete gittim. Ve daha sonrasında da üstünde durdum ve Konya Ereğli'yle Ankara Sincan Mezarlığı'nda yatan aileleri de buldum. Bizim vakıflardan sorumlu o dönemki başkanlara da ilettim. Ve bunun için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Basın açıklaması yaptık ve bu konuda epeyce bir mücadele verdik. Son geçen sene yine gündem oldu. Gündem olduğunda beni Ermenistanlı bir kadın arkadaşımız, bir gazeteci arkadaşımız beni aradı bu konuda. Ne yapabiliriz üzerine? Yine gündemleştirdik. Yine yeni fotoğraflarını paylaştık. Yine HDP'nin Sincan ilçe eş başkanları ziyarete gitti. Ve şöyle bir böyle bir gündemleşince bu sefer İYİ Parti sanırım Deva Partisi başkanları da Mansur Yavaş'ı aradılar. Ve bu konudan epeyce bir gündemleşip ve konu aldı ve düzenlemesi üzerine bir söz alındı. Ama ne yazık ki görüyoruz ve geçen hafta ben 15 gün önce yine orayla ilgili konuştum. Herhangi bir değişiklik var mı diye. Ben de yaklaşık 5 senedir kronolojik olarak bu şeyin resimleri, fotoğrafları da var. Ve ne yaptıysak hatta buna dair işte Ağustos'ta da bir yazı yazmıştım. Sincan'daki konunun sadece define olarak ben görmüyorum. Oranın aslında yavaş yavaş yok edilerek bir rant alanına çevirebilecek bir alana da dönüştürülebilir mi çekincesini de yaşamaktayım. Daha orada akrabaları yatan insanlar yaşıyor. Yani ve köyün etrafında da bir yaşayan iki tane Ermeni var. Ama kendilerinin bu konularda çok görünmek istemediklerini biliyorum, rahatsız olduklarını biliyorum. Ama gerçekten yapılabilecek bütün her şeyi yaptık. Aynı şekilde Ankara merkezdeki olan Ermeni mezarlığı içinde üstüne bina yapılıyorlar. Toplum buna karşı, mühendisler buna karşı yasal değil. Yani şöyle düşünün, kendi evinizin, kendi ailenizin, atanızın üzerine birileri gökdelen dikse veya bir tuvalet yapsa ne hissedersiniz? Biz şu anda onu hissediyoruz. Benim de Ereğli'de bir mezarlığım. Aile mezarlığımız var ve onu korumak için elimizden geldiğince çaba harcıyoruz. Hı hı. Yani gerçekten bu böyle ama bir yandan da biraz önce bahsettiğim platformdaki çalışmaları da görüyoruz. Ben önce kendi Ermeniler toplumu üzerinden değerlendiriyordum ama bu aslında çok öyle değil. Artık dinen de insani açıdan da ölümlerin üzerinden bir siyaset yapmak her anlamda yanlış. Hı hı. Ama görüyoruz ki Kürtlerin ölümlerine, Alevilerin ölümlerine, kadınların ölümlerine, LGBT bireylerin ölümlerine toplumun ve siyasetin ne kadar sıkıntı yaratacak kararlar alması ve baskısını görüyoruz. Bunu da burada dillendirmeme izin verdiğin için
Teşekkür ederim. Bilmiyorum ne kadar konuşmayacak zamanım var ama izin verirsen ben lütfen bir konuya değinmek daha istiyorum. Biraz önce Konya Ermenilerini anlattık ve yüzleşmeyi konuştuk. Ben aslında iki yazı yazdım. Bir tanesi artı gerçekte Konya üzerine yazdım. Bir de Ağustos'ta Ereğli'li Ermeniler, Konya Ereğli Ermeniler üzerine yazdım. Ben artı gerçekte yazımdaki konuda şöyle bir şeye değindim ve bunu özellikle bu dönem yazmamdaki amaç da şuydu. Biz nereye gidiyoruz? Yani biz nereye gidiyoruz ve bu evet bahsettiğiniz Konya, Yozgat gibi yerler artık çok fazla tekçi anlayışın yerleri oluştu. Hı-hı. Ama bunun geçmişinde birlikte yaşama kültürünün en kadim yerlerindendi bunlar. Ama baktığınız zaman Konya'da katledilen, Meram'da katledilen 7 tane Kürt vatandaşı da değinmek izninle istiyorum. Ve ben bu açıkçası çok acı bir durum. Bunun üzerine zaten Konya yazısını yazmak biraz da istedim. Sultan Selim zamanında itibaren Konya'ya Kürt vatandaşlar gelmişler. Ağırlıklı olarak Sultan Selim de tehcir etmiş aslında ve Tuz Gölü civarına yerleşmişler. Şu an Cihanbeyli, Kulu gibi yerlere olan yerlerde. Burası o dönemler çok bataklık ve sineğin çok olduğu, yaşamanın çok kolay olmayan bir yer. Hı hı. Ve o günden bugüne kadar o coğrafyada yerleşim yerlerinin de bazı yerlerde gerçekten var ederek müthiş bir çaba göstermişler. Hem bilenler Cihanbeyli ve Kulu'yu bilir, ilçeler arasındaki en zengin ilçelerdendir bunlar. Evet. Ve her yetti aslında geldikleri yerde büyük bir çalışmayla çoğu çok büyük başarı elde etmişler. Meram'da ise daha az Kürt'ün olduğu ve hatta son bir ailenin ama avukatlarından öğrendiğim, bilenlerden öğrendiğim oradaki o insanların aslında çokça bir mücadele verip ve neredeyse Meram'ın en zengin aileler haline dönüşmüşler. Ve bu dışarıdan gelen bir toplum için çok sıkıntı olmuş ve o toplumun tekçi anlayışı yaratılan o psikolojik siyasette ırkçı söylemlere dönüştürülmüş. Hı hı. Hep aynı şeye geri dönüyor değil mi? O ırkçı işte biraz yani çalışkan ya da kendini kabul ettirmek isteyeni ezme ve onun elindekileri alıp hak iddia etmeye dönüyor. Murat ama son evet. olarak şunu söyleyeyim. Siyasette Türkiye yani kurulduğundan beri de hiçbir ölüm ırkçı bir siyasetten dolayı öldü kararı alınmamış. Yani bu klasik münferit veya yani bu olabilecek bir şey gibi görülüyor. Evet. Mesele de bu. Bunu böyle fark etmezsek ne yazık ki toplumsal iç barışı hiçbir şekilde yazamayız. Evet 1915 öncesi o insanın kıt olduğu bir dönemde Konya gibi bir yerde 12 bin Ermeni vardı. Sadece Konya'nın içinde 6 bin Ermeni vardı. Bugün bu coğrafyada 6 bin tane Rum yaşamıyor. 6 bin Konya'da Rum vardı. Evet. Coğrafyanın tamamında 6 bin Rum yok. Bu anlayışı sürdürdüğümüz sürece ne yazık ki iç barış sağlanmayacaktır. Ve bu en fazla da çoğunluklar için zararlı. Kesinlikle. Az olanlar zaten az olup gidiyor. O zaman senin de yazında bahsettiğin gibi hem de almış olalım. Sarkis Çerkezyan'ı, Varbet Usta'yı analım. Konya Ereğli'de hayatını geçirdi ama Sarkis Çerkezyan Karamanlıydı. Sarkis Çerkezyan'ın sözüyle bitirelim istersen. Sen de öyle bitirmiştin. Dünya hepimize yeter diyelim. Çok sağ ol Murat. Çok mersi. Çok teşekkürler Arıyoruz. Katıldığın için. Bir kez daha bugünü Gamurcu bu şekilde tamamlamış olduk. Sağ ol. Evet. Bu haftaki Gamurcu'da bu şekilde tamamlamış olalım. Murat'la Konya'dan, Üzüm Bayramı'ndan, Asfazadin'den bugüne mezarlıklara, saldırılara, definecilere gelene kadar birçok şeyi konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta Muş'a gideceğiz. Armen Galustyan konuğumuz olacak. Gamurç izlemeye, takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Sıdestin.